Şimdi sevgili Levent abi öncelikle sağ içine sonra da tabii az önce de değindiğim bu gündemi çok meşgul edecek konuya kısa kısa değinelim lütfen. Şimdi ben önce sağ içine giremem. Sağ dışına girmem gerekiyor. Çünkü bütün Türkiye'nin izlediği, milyonlarca izle insan izlediği bir yerde bir skandal yaşandı. Bir takım futbolcu geldi arkadaşına kafa attı. Sonra da eliyle de vurdu. Kafa attı, iki de evet. kroşe attı. Evet, yani tabi yani, yani bildiğin boks maçı Bu abi. normal bir oyuncunun bir başka oyuncuya vurması şeklinde kabul edilebilecek bir hamle. Hakem de doğru bir karar verdi. Galatasaray yönetimi bu disiplinsizlik karşısında Marko'ya ceza vermeli. Fatih Terim de bu disiplinsizin hesabını sormalı. Eğer sormazsa e, bu takım içerisinde bölünmeye neden olur. Özellikle de yerli oyuncuların markaya karşı cephe almasını yol açar diye düşünüyorum. Yakışık almayan bir davranış biçimiydi ve çok kritik dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Çünkü 11 10 çok... oynanırken buna gerek yoktu. Varsa eğer kafanda bir şey nedir yani herkesin gönü önü, gözü önünde gidip de Kerem Aktürkoğlu'na markanın kafa atmasının başka bir nedeni olması lazım. Ya beni satın ya gönderin ya da sağ içerisinde bir konuşma olsa da işte hoca da burada. Geçmişteki hepimiz bunu büyükler karşısında yaşadık. Hakemler birçok ağızdan çıkan söyleri duymalarına rağmen o abilere maalesef kart gösteremediler, oyundan atmadılar biliyorsun yani geçmişte. Dolayısıyla e, bunun hesabını sorması lazım. Çünkü Galatasaray'da bunun geçmişteki olayını Melo ile Riera yaşamıştı. Biliyorsun o, evet, o antrenmanda yaşamıştı. O antrenmanda hadi yani. Antrenmanda yaşamıştı. Bu da şey. ama burada bunu bile bile yapmak bu Galatasaray takımına zarar verecek bir hareket. 63. dakikada bu olayı yapıyorsan 10-10 e kalıyorsan ya. rakip 2-2'ye getirse takımın morali bozulmuş. Dağıldı Tabii. bir ara Galatasaray. Çünkü oyuncular anlayamadılar algıyı bir ölçüde. Ee, bir anda... Herkes demoralize oldu. Tabii. Yani oyundan hepimiz koptuk nereye varacağını diye. Fatih Terim o arada bir takım değişiklikler yaptı. Fatih Terim de olayı anlamadı önce. Bunun eğer muhabirler varsa bunu sormamız lazım. Bunun Florya ayağında ne var? Florya ayağında bunun bir sıkıntısı var bence. Oradan kalan bir şey bu. Çünkü sen 50 metre koş gel adama kafa at. Evet. Bunun için ne var Geçmişten ya? Geçmişten gelen bir şey demek ki. Bence ya, de yani, o saçiçesi bir konuşmadan değildi. De. Çocuk ben ne dedim dedi yani. Şöyle bir şey Şöyle de sadece yaptı ya. Şöyle yaptı ama benim görebildiğim tamam da... kenara da onu evet. anlatıyor. Hocaya ben da böyle Fatih yaptım Hocaya Fatih Hoca'ya söylemiştim. Tamam, bu ne olur ya? Diyor. Bu bu kafa atma yeterli midir yani? Çıkar... Biz burada Reo hocam var. Ben ondan bir gün Bana bir gün saygısızlık yapmadı abi diyor. E şimdi ben bir şey o söylediği zaman ben ona kızıp kafa mı atmalıyım ya? Böyle bir şey olur mu hocam? Olmaz. Tabii. Ya bu saygısız olur mu? Levent hocam? abi küçük de olsa şöyle büyük de bir şey olsan gelişti. iki tarafın birbirine kafa okuyor. Kerem'in Kereme bir şeyler söyledi Marka öyle gibi algıladık biz yani oradan. Böyle geldi bir gelirken, şey. Böyle değil mi? Böyle bir söyledi. şey. Böyle yapınca koşarak geldi. Yani bizim görebildiğimiz o. Ama tabii hani. Ve Üstelik de altında gör, başka kartı bir şeyler var. var mı? Dışarı çıktı. Yani biliyor kırmızı kart göreceği. Abi canım ben bunu anlamadım. Yani şimdi hocam, Erman abi gelince konuşacağız. Yani. Daha Teknik detaylandıracağız. Adamsın, Futbolcusun bu iki tarafının masanında biliyorsun. Adam geldi, kafa attı. Ne olacak şimdi hocam yani? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Erman abi gelince onu detaylandırırız da ihraç verilecek haller Talima, e, ta, talimatla Amede. Talimat net Kalimatlar bir şekilde işte açık. oyun kurallarında yani ciddi bir ceza e, Bunlardan da birisi şiddetli tabii, hareket ihraç verilecek. Şiddetli hareketin tanımı içinde de takım arkadaşına rakibine veya takım arkadaşına aşırı güç, gaddarlık ya da bir hamle kullanma kullanmaya teşebbüs etmek şeklinde tanımlanıyor. Bir, i̇ki iki arasında fark var ya. Ay kafayı attın. Kafayı attıktan attın, sonra yumruğunu yani devam ediyor. Bu şiddetli abi. hareketten dolayı, şiddetli hareketin tanımı içinde rakibi olduğu kadar kendi arkadaşına ifadesi tabii. de var. Kendi takım arkadaşına ifadesi de var. ve bu, bu tabii yaptığı normal bir şey değil. Çok büyük bir terbiyesizlik ve saygısızlık. Yani oyunculara, camiasına, taraftara, yönetime, Fatih Hoca ekibine hepsine Marko'nun yaptığı evet. büyük saygısızlık. Bir kere bunu söylemek gerekir. Şimdi bir de şu yönden de bakmak gerekir. Yani yurt dışından oyuncu geliyor, Türkiye'de para kazanıyor. Evet oynuyorlar, profesyoneller kazansınlar. Hiçbir yatırım yapmıyorlar. Yatmaya yapmaya da bilirler. Parayı alıp gidiyorlar ve de Türk oyuncusu, milli takım oyuncusunu taciz ediyor. Evet. Şimdi daha önce de oldu biliyorsun değil mi? Ümit milli takım maçı yarıda kaldı Florya'da. Doğru. Orada da Derviş Dervişoğlu ile ilgili. Orada Marco. Aynen, yine Marco. vardı. Yine tokat attı. O zaman diye. Halil daha Galatasaray'da değildi. Hayır. Değil mi? Değil. Yok, Ümit değil. 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 Devre arası da geldi. Evet. Hayır. Ondan evvel olay. Evet evet. Daha sayıda evet, evet. değil. Orada da olay oldu. Gazetelerde işte yazıldı. Evet. Oyunda yarıda kaldı. Şimdi daha önce yaptığı bir eylem bu. Şimdi Kerem ne kadar hatalı olursa olsun bak şimdi Babel'e çıkarken Levent abi doğru söylüyor. Çıkarken Babel'e diyor ki böyle yaptı bana diyor. Tamam evet. sus demiş olabilir. Hatalı bir hareket yapmış olabilir. Sen gidip orada kafa atıp İki tane de tokat atar, yumruk atar gibi bir eylem yapmamalısın. Yani sezon başı ve de yani yeni bir takım oluyor Galatasaray, bir takım oluşturuyor. Fatih Terim orada, şimdi Fatih Terim'in olduğu yerde bu hareketlerin olması normal değil. Yani Görmedik de zaten. Anormal, ya, yani. anormal hareketler. Şimdi oyuncular sonuçta Fatih Kaç tane böyle hareket Fatih yaşadınız hocam siz bunca yılda? Böyle yumruk atan yani da ben işte görmedim. Yani yıllardır o oyunu. Yani kafa evet, yumruk atan evet, iki tane de görmedim hocam. Ya da sen Ben evet, görmedim. Açıdan. Ya, yok yaşayamaz. İtebilirsin. hani onu da gördüm. Ama hem kafa hem ya iki var, tane var, de peşine yumruk. ama yani, çok Olur mu? Balla bunu ka, tokat şöyle bir şey var Levent abi. Bunun, bunun cezasız, sen çok güzel bir şey söyledin. Böyle bir tokat attı ki ya yani. İlk maç, sezon ilk maçı hocam. Sen biraz önce söyledin Levent yani, abi. Sezon ilk maçında 2-0 öndesin. Ya böyle bir şey yapma Mehmet. hakkın var mı senin? Peki Kerem cevap versene olurdu hocam. Kerem, 9 kişi kalacaktı ki. Galatasaray. Ben de koydum yumruğu yani, gitti hocam tabi, ne olacak? O da vurmaya çalıştı. Levent abi maçın skorundan 9 kişi kalmasından daha önemli Galatasaray gibi büyük bir camia. Yani görüntüyü vermesi. Yani 100 yılı geçmiş büyük camialar. Çok. Yani ülkenin düşünebiliyor musun? Dört büyük takımdan birinden bahsediyoruz. Lokomotif. Başar, evet. Yani Avrupa dünyada şimdi tanınan dört büyük kulübümüz var. Avrupa'da büyük başarılar elde etmiş Galatasaray. Şimdi böyle bir kulüpte böyle bir olay oluyor. Avrupa'da da bunun birçok ciddi anlamda yarın Yantı yansıması bulursa. olur. İşin tuhafı ben sana söyleyeyim. Bir tane Türk oyuncusu Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da oynasa. Bak Oranın vatandaşına bu hareketi yapsa yarın sınır dışı olur bizim Türk vatandaşımıza. Doğru, Bak, olur, Oranın olur. futbolcusuna yapsa. Gönderirler değil mi? Gönderirler. Aynen. Şimdi bu iş bu işi yapması için Marko'nun ne olması gerekir? Yani gidip oradan koşup sinirlenmesi, kendini takımın üzerinde görmesi, güçlü olması zannedir. Marco ilk geldiğinde Portekiz'den bu hareket böyle bir şey olsa yapar mı? Yapması var Şimdi ortama baktı, güçlendi. İşte bir stoper alınıyor. yok lüğünde ama kötü. İsteyenler genç oldu. Bu, bu genç Şimdi çocuğu, bu, yeni geldi. Yani bu, bu hareketi yaparsa bir oyuncu mutlaka bir yerlerden güç alıyor. Güç alması kendi içinden. Yoksa Fatih Hoca ekibinden, yönetimden, taraftardan güç alamaz Marco. Yaptığı büyük yanlış, büyük saygısızlık. Bir kere... Kerem'e her şeye bir kere saygısızlık bütün takımı ama Arma'ya da yani Galatasaray Arma'sına evet. da büyük saygısızlık. Bundan sonraki süreç ne olur ben sana söyleyeyim mi Büyük Oğuzluk'ta? E, para cezası verilir. Açıklama mı var? Hemen bir gidelim. Tamam. Evet. Hakan Bey son derece başkan. E, beyefendi. Beyefendi. Çok, çok evet. düzgün. çok düzgün. Şey Tam bir e, Güzel de yapacağı açıklamaları vardı. <laughs> Biz de dedi böyle bir şeye şahit olmadık dedi. Yani bir Mehmet... Daha da olmayız. Yani inşallah çok dediğim gibi alışıldık bir, bir durum de değil. Ya bunlar bir oyun başı. içinde tartışmalar oluyor. Ya Futbolcular tartışma. birbirlerini itiyorlar. Bakıyorlar mı? Böylesini ilk defa görüyorlar. Kendi takım arkadaşına yaşadın mı böyle bir şey? Ya ben yaşamam. Hani bazı profesyonellik var işin içinde. Hani takım arkadaşınsa eğer bir sıkıntın varsa onu saha içinde değil. sağ içinde. Çünkü malzeme veriyorsun daha farklı. Hocam böyle büyük, böyle büyük hocam. camiaların oyuncularının çok daha dikkatli olması lazım ki 2-0 öndesin. Hani bir sıkıntılı bir süreç. Bu tabii evet, ki yapmanı gerektirmez. 2-0 öndesin. 63'te 10 kişi bırakıyor. takımı gidebilir. ya. Oyun da gidebilir. Hani 2-2'ye gelse ne olacak maç? 11 kişi olsaydı. Hani o da 10 kişi diyor süreçte. 11 olsaydı bir tane gol etse daha karışacak ortalık. Daha farklı bir şey olacak. Onun için hiçbir oyuncunun bunu yapmaya hakkı yok. Bence en ağır şekilde cezayı alması lazım. Çünkü bundan sonra Kerem açısından bakıyorum olaya. Kerem'in yüz ifadesine bakıyorsun. Şimdi Doğru. ondan aynı antrenmana çıkacak. Tamam gidip özür dileyebilir ama... Yani Gerek yoktu böyle bir şeye Fotoğraf yani Sezonun ilk işte sarılarak vesaire ama. En yakın zamanda o verilecek tabii. Verilecek yani ama hocam bence öp e, öpüşecekler. Antremandan bir, bir sıkıntı yaptı olduğunu yaptı düşünüyorum ben. ben. Hocam ona bir şey söyledi. O da sus dedi. Ya yani ne kadar atada bu, bu, hareket bu harekete defanstan çıkıp geliyor. Sadece bu Olmaz Levent abi. Onun yaptığı hatalar evet. ne olacak? Tabii. Konya maçında yaptığı hatalar. Peki başkasına yapabilir mi? Levent abi hata bu adı üstünde. Aynısını Reo'ya da söyledi. Yapabilir mi Kerem'in dışında Babele yapsa? Falcao'ya yapsın Falcao ona ne laf söylesin yapsın işte gelsin ona bir mi? şey söylesin Babele dediğin yani gibi yapsın. Hocam. Jack ne yapsın? Jack ne gol kaçırsın o yapamaz. bir şey konuşsun geriden. burada esas Fatih Terim'in tutumu ya. yani hocanın tutumu önemli. Şimdi bu iş sonuçta Fatih Terim'e gelecek. Fatih Hoca disiplinli bir teknik adam tam geçmişte böyle de ara e, olayı yaşandı o Antrenman. zaman. Playoff'lar Antrenman vardı antrenmanda ayrı bir şey. Affedil. Şimdi bu herkesin göz önünde bir cehran eden evet. bir olay. Şimdi buradan bundan sonraki esas karar merceği başkan yönetimdir ama en önemli Fatih Hocadır. Şimdi işin de tuhafı ne biliyor musun? Bir stoper almışsın. Rui memnun değilsin. Bir de yani evet. sportif anlamda baktığında Marco da yani oynatman gerekir ve de böyle bir harekette bulunuyor. Yani bir antrenör için yani bir antrenör için de zor bir karar evet. ama sonuçta Fatih Terim'in Galatasaray camiası olarak bir kere yani böyle bir olayı kabullenmemesi gerekir. Yaptığı çok büyük yanlış. Bir de tabii ki böyle bir şey de olabilir. Bilmiyorum doğru mu belki Marco gitmek için bir kulüple konuşuyordur ediyor Bu hareket yaptığı normal değil yani. Buna Kart, her oyuncu her sporcu... yemeden çıktı. Mehmet normal Hiç... normal değil yaptığı Daha bir hareket. Yani. Ya şimdi yeni uzatıldı. Yani, evet. Tabii canım yeni uzatıldı. Bir, ikincisi bence en doğru yolu yapacaklar, konuşacaklar. Para hizası verecekler. Çıkacak Marka'da da özür dileyecek. Başka şansı yok. Peki Erman Herkesin hocam. Herkesin gözü önünde özür dilemek bugün, zorunda kaldı. Bugün bu sana fazla mesai var onu söyleyeyim.